CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, il başkanlığında partililer ile bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan Erdem, CHP olarak gelecek seçimlerinde Cumhurbaşkanı adaylarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Edirne örgütüyle özel bir bağımız var. Yani bu özel bağdan kaynaklı olarak daha fazla geri gitmemiz gerekir. Parti meclisinde 3 dönem bir görev yapmamda çok emeği geçen bir örgüttür Edirne örgütü. Her şartta koşulda sağ olsunlar bizlere desteklediler. Biz de örgütümüzün arkasındayız. Onları destekliyoruz. Çok kritik bir dönemdeyiz arkadaşlar. Bu her seçim öncesinde söylenir. Çok önemli bir dönemden geçiyoruz gibi cümleler hep kurulur ama bu sefer çok daha farklı bir iklimdeyiz. Bir kere içinde bulunduğumuz konjonktürde hükümet öylesi kötü bir yönetim ortaya koymakta ki bugün Türkiye'de vatandaş 1 kilo domates dahi alma açısından zorlanmakta. Yani geldiğimiz noktada tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet diyerek ki bunlar bizim de ortak değerlerimiz. Vatandaşı tek domatese, tek patlıcana, tek salatalığa mahkum eden bir yönetim anlayışıyla bizi karşı karşıya bıraktılar. Bu ülkenin Türk çiftçisinin ne ekip biçeceğini Amerika karar veremez. Haşhaş ekimini serbest bırakıyorum diyen Ecevit'in iradesi sebebiyle ambargo uygulandığı için yaşanan kuyrukları eleştirerek siyaset yaptılar. Bugün bütün ülkeyi kuyruğa mahkum ettiler. Kaldı ki Türkiye'de şu anda bir ambargo falan yok. O gün ambargo vardı. Bugün Türkiye'ye yönelik bir gıda ambargosu yok, bir ilaç ambargosu yok. Bu durumu yaratan rejimle sandıkta hesaplaşacağız. Önümüzdeki ilk seçimde Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı tarihi bir farkla Erdoğan ve rejiminin karşısına galip gelecek ve Türkiye'yi hızla güçlendirilmiş parlamenter sisteme götürüp normalleştireceğiz. Şu anda Türkiye'nin konjonktürü ortada arkadaşlar. Bir tarafta bütün anketlerde %37'lerde, %36'larda gezinen bir Cumhur İttifakı ve parlamenter sistemi savunan 65'lik bir blok. Bu blok karşısında hükümetin yapabileceği hiçbir şey yok. Vatandaşın dili yandı ve gerçeği gördü. Umuyorum ki Edirne'miz Türkiye'nin bayrakları olacak.